أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen derslerimizin devamı, geçen ders üzerinde durduğumuz konuların, kavramların, kelimelerin devamı şeklinde bugün de gelişen olaylar, meydana gelen hadiseleri de birbiriyle irtibatlandırmak suretiyle sohbetimizi yine aynı çerçevede, aynı manada devam ettirmek maksadıyla bizi burada toplayan, bizi hidayet nuruyla nurlandıran, bizi bunca insan kalabalığı içinde mümin sıfatıyla sıfatlandıran Hazreti Allah Celle Celaluhu zatına hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Hadiseler o kadar çok, o kadar yoğun devam ediyor ki, her zaman ifade ettiğimiz gibi, hangisini kürsüye getireceğimizi inanın ki şaşırıyoruz. Olaylar, eylemler, aksilikler, sıkıntılar, belalar, musibetler, savaşlar, katliamlar, ne kadar lügatlerde, sözlüklerde olumsuz kelimeler varsa hepsi alemi İslam'ın üzerine bulutlar gibi çökmüş durumda. Nereye bakarsanız felaket içinde, nereye yönelirseniz bir musibetin içinde, tarihte görülmemiş derecede bunalımın, sıkıntının, sarsıntının, musibetin, felaketin içine atılmış durumda yeryüzü Müslümanları. Neresinden başlayacağınızı, hangi hususu ele alacağınızı emin olun ki şaşırmaktayız ve nelerle, hangi konularla, hangi meselelerle, ne ölçüde, nasıl, nereye kadar uğraşacağımızı kesinlikle kestiremiyoruz. Bu kadar alemi İslam, İslam tarihi içinde alemi İslam dediğimiz Müslümanlardan meydana gelen dünya Müslümanlarının nüfusu ve coğrafyası bu kadar karışıklığa, bu kadar perişanlığa tarihte itilmiş değildi. Bu kadar yeryüzü Müslümanlarının İslam tarihi içerisinde bugünkü kadar kalitesiz, bugünkü kadar tesirsiz, bugünkü kadar eylemsiz bir Müslüman topluluğu görülmemişti. Sayı itibariyle hiç de küçümsenemeyecek kadar bir miktara ulaştığı halde İslam alemi 1,5 milyar gibi korkunç bir rakama ulaştığı halde dünya siyasetinde, dünya ticaretinde 1,5 gram ağırlığı yok bu alem İslam'ın. Tarihte bu kadar tesirsiz, nüfussuz, etkisiz hale hiçbir zaman gelmemişti. Tabii bunların sebepleri üzerinde durmak lazım ama hangi birinin üzerinde duracaksınız? Ancak geçen cuma konumuz ezan-ı Muhammedi okunduğu için bitmemiş idi. O noktadan tekrar meseleyi devam ettirerek mevzularımızı güncel meselelerle, günümüzün akıp giden hadiseleriyle birlikte
birlikte müzakere etmeye, sohbet etmeye, beraberce meselelerimizi düşünmeye devam edelim. Allahu Teala hazine-i rahmetinden inşallah vermek suretiyle alemi İslam'ı yeryüzünde tesiri, nüfuzu, kudreti, kuvveti olan bir yapıya en kısa zamanda kavuştursun inşallah. Geçen dersimizde demiştik ki yeryüzünü zalimler, kafirler, fasıklar her neyse sınıflara bölmüşler. Bu sınıflar arası bir mücadeleye, bir kavgaya zemin hazırlamışlar ve yeryüzündeki hayatlarını da bu bölünmüş insan topluluklarının sırtından elde ettikleri karlara bağlamışlar, çıkarlara, menfaatlere bağlamışlar. Ve bunu da 14 asır evvel gayet kısa kelimelerle izah eden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bir hadisini nakletmiştim. Ancak bu dünya üzerinde zalimlerin, kafirlerin, müşriklerin ortaya koyduğu tasnif dediğimiz sınıflandırmada Müslümanların içinde bulunduğu durumu hem dünyayı hem de kendi bölgelerini hem de kendi ülkelerini nasıl müzakere etmeleri lazım geldiğini ehemmiyetle beyan etmeye çalışmıştım. Şimdi Müslüman topluluklar, Müslüman cemaatler Pakistan'ıyla, Keşmir'iyle, Hindistan'ıyla, Azerbaycan'ıyla neyse bilumum yeryüzünde yaşayan Müslümanların yaşadıkları memleketler, o memleketlerin dahil olduğu bölgeler ve tümüyle dünya acaba Müslümanlar olarak değerlendirmesini, içinde bulunduğumuz halleri, içinde bulunduğumuz şartları Kur'an ve sünnet ölçüsünde değerlendirebilmiş miyiz, değerlendirememiş miyiz? Bu açıdan meseleye bakmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın bu konuda 14 asır evvel vermiş olduğu haberler, Allah Resulü'nün 14 asır evvel vermiş olduğu haberler teker teker çıkmaktadır. Zaten bunlara dayanarak meseleleri ele almak lazım. Öyle kaynaktan istifade etmeli ki, öyle kaynaklara dayanmalı ki, o kaynaklarda yanılma, şaşırma ihtimali bulunmasın. İçinde yanlışı olmayan, yanılma ihtimali bulunmayan, şaşırma ihtimali bulunmayan, hata ihtimali bulunmayan yegane kaynak Müslümanlara göre Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Böyle bir kaynak dururken buradan istifade etmeyeceğiz de nereden edeceğiz? Olaylara Kur'an'ın nuruyla bakmayacağız da neyle bakacağız? Hadiseleri Kur'an'ın penceresinden değerlendirmeyeceğiz de neyle değerlendireceğiz? Evvela bu noktadan işe başlamak lazım. Olup bitenlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek gözüyle bakmayacağız da neyle bakacağız? Rahmeten lil alemin sıfatını taşıyan başka biri varsa oradan haber versinler. Yok. Allahu Teala Rabbül Alemin, Hazreti Muhammed Mustafa da rahmeten lil alemin. Başka nereye bakarız? Nasıl bakarız? Niçin bakarız? Cemaat-i Müslümin'i bu noktaya getiremedik. Efendiler, meydana gelen hadiseleri kendinize göre yorumlamayın. Allah ve Resulüne göre izah etmeye çalışın. Bu hususta yeterli bilgiye sahip değilseniz bu konularda bilgili olan hocalara müracaat edin. Herkes kendi kafasına yorum yapıyor. Efendim bu da olurmuş, bu daha güzel olurmuş, daha isabetli olurmuş, bana göre şöyle olur, ona göre öyle olur. Bunu kaldırmazsak, Allah ve Resulünün koyduğu ölçüyü ele almazsak sapıklığımızın sonu gelmeyecek. Hiçbir noktada ittifak edemeyeceğiz. Hiçbir mevzuda içtima edemeyeceğiz.
yeryüzünün zalimleri, kafirleri bütün dehşetiyle üzerimize saldırırken, İslam alemi tarihte görülmemiş bir parçalanmışlık içinde, dağılmışlık içinde, tefrika içinde, bölünmüşlük içinde. Yeryüzünün bütün İslam düşmanları, yeryüzünün tüm Yahudileri, yeryüzünün bütün Hristiyanları görülmemiş bir saldırı içindeyken, ittifak içindeyken, Müslümanlara karşı söz birliği etmiş iken, Müslümanların bu kadar dağınık olması, bu kadar tefrika içinde olması, bu kadar bölünmüşlük içinde olması, tarihte bir benzeri görülmemiştir. Bunun sebebi de Müslümanlar meydana gelen olayları Kur'an'a ve sünnete göre müzakere etmek hususunda yeterli bilgiye sahip değiller. Bu konuyu önlerine hangi mesele gelirse gelsin, gazeteler ne yazarsa yazsın, televizyon hangi haberi yayınlarsa yayınlasın, Müslüman topluluk bu yayınların, bu yorumların, bu olayların, bu eylemlerin değerlendirmesini Kur'an'a ve sünnete göre yapmadıkça kölelikten kurtulamayacak. Evvela zihnen arınmak lazım. Her şey olabilir. Ama sen Müslümansın, olur mu olmaz mı diye düşünürken Kur'an'a göre düşünmek, sünnete göre düşünmek zorundasın. Ancak Allah Resulü'nün yaptığı gibi yaparsak, Allah'ın haber verdiği gibi olursa içinden çıkabiliriz olayların, zulümlerin, belaların, musibetlerin, savaşların. Başka türlü fanilerin ortaya koyduğu prensipler, sözler, esas kabul edilen görüşler, kanunlar, mevzular görüyorsunuz birer birer çürümeye, dökülmeye başlamıştır. 70 sene evvel, tam 70 sene evvel biliyorsunuz, Cumhuriyet kurulurken bazı ilkeler, bazı önemli esaslar, onlara göre bazı esaslar ortaya koymuşlar. Esas, prensip diyelim, prensipler, usuller koymuşlar. Nedir? Yurtta sulh, cihanda sulh. İki kelime görüyorsunuz. Yani yurt dediği yurt içinde, her taraf barış içinde olacakmış. Sulh demek, Arapça barış demek. Sulh ve sükunet. Yani kavga olmayacak, çatışma olmayacak, çarpışma olmayacak, dava, kavga olmayacak, yurtta sulh. Bir de cihanda sulh. Hem yurt içinde sulh olacak, hem yurt dışında, cihan dediği bizim dışımız, dünyada barış olacak. Bunu Cumhuriyet kurulurken temel ilke olarak kabul ediyorlar. En başa yazıyorlar, taşlara yazıyorlar, ağaçlara yazıyorlar, kitaplara yazıyorlar, okullarda okutuyorlar. Türk dış siyasetinin temel prensibi budur diyorlar. Dışişleri Bakanlığı bu söze göre hareket edecek diyorlar. 70 senedir bu söze göre hareket etti mi etmedi mi? Etti. Ne oldu netice 70 sene sonra? Tam bir fiyasko, tam bir balon. Bu söz Allah'ın kitabına uygun bir söz değildi ki. Allah'ın rahmeten lil alemin dediği Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetine uygun bir söz değildi ki yurtta sulh, canda sulh. Hani sulh? Buraya gelmeden bir buçuk saat evvel bir Müslüman kardeşim telefon etti. Erzurum'dan gelmiş. Vallahi yemin ederek söyledi, Erzurum'dan çıktım diyor, otobüse binmiştim. Erzincan'ı çıkıncaya kadar 14 yerde araba, otobüs durduruldu, kimlik yoklaması yapıldı diyor. 14 yerde ya, memleket gitmiş durumda. Bu 14 sefer otobüsümüzün durdurulması ve kimlik yoklamasının diyor, yarısını PKK yaptı, yarısını Türk askeri yaptı diyor. Bak Türkiye bölünmüş. Biz geçtik diyor, neyse, arkamızdan bir otobüs daha gelmiş diyor. Onu da durdurmuşlar. Dünkü gazetelerin bir kısmı da yazıyor bu hadiseyi. Otobüsü durdurmuşlar. Kapı açılmış, içeriye girmiş bir tanesi. 24 numarada oturan adam aşağı insin demişler. Aynen. Belki siz okudunuz, gazetelerde var. 24 numarada oturan yolcu aşağı insin demişler. Adam kalkmış inmiş. Kimliğine bakmışlar. Ulan sen değilsin. Burada bir binbaşı olacaktı demişler. Nerede o binbaşı?
Şoför demiş ki kardeşim haklısınız, binbaşıya verilmişti o 24 numara ama o kimlik cüzdanını unuttuğu için bu otobüse binmedi, başka otobüse bindi. Kusura bakmayın demiş. Hemen kurşuna dizeceklerdi adamı. Kızmışlar, hem şoförü hem de muavirini kurşuna dizmişler ona. Ve otobüsü de yakmışlar. Evet şu gün. Peki, Bağdat'taki bu adam Erzurum'dan hareket eden otobüsün 24 numarasında bir binbaşının oturduğunu nereden biliyor? Geliyor, 24 numaradaki yolcu aşağı insin diyor. Sen hala yurtta sul, cihanda sul. Mümkün değil. Anamın mezarını ziyaret etmek, babamın da elini öpmek için memleketime gireyim diye düşündüm. El Azize. Oradaki emniyette görevli Müslüman bir kardeşime telefon açtım. Nasıl durum? Müsait mi? İyi mi? Vaziyet? Aman hocam İstanbul'dan çıkmayasın, gelmeyesin. Güneş battıktan sonra sokağa kimse çıkamıyor dedi. Vallahi memleket çok kötü durumlar Müslümanlar. Haber bültenlerine bu olaylar yansımıyor. Kesinlikle her şey haber verilmiyor. Hadiseler yayınlanan haber bültenlerinde konuşulanlardan 100 bin daha beter, daha kötü. Dünkü tıraşlı bir gazetede siz de okumuşsunuzdur. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Amromovich diye bir gavur Amerikalı beyanat veriyor. Dünkü bir ismini söylemeyeyim gazetenin baş sayfasında Amromovich namındaki bu eski Amerika'nın büyükelçisi 2000 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti bölünecektir diyor. Resmen söylüyor. Parçalanacak diyor. Artık buradan kimse Erzurum'a pasaportsuz giremeyecek. Onun dediğine göre. Hadiseye bakın efendiler. Yurtta sulh, cihanda sulh. Nerede? İsviçre'de 5 gündür büyükelçimiz hapiste. Kaya Toperi. 5 gündür hapiste büyükelçilik binasından dışarı çıkamıyor. Ve memlekette ne ses var, ne soluk var, ne itibar var, ne bir şey var, ne tepki, hiçbir şey yok. Hale bak. Almanya'da Müslüman Türkler güneş battıktan sonra sokağa bir tane çıkamıyorlar. Mazlak mazlak, felaket, yangın, ölüm. Ali İzzet Begoviç'in feryadına dünyada kimse kulak vermiyor. Kıbrıs gitti gitmek üzere Rauf Denktaş'ın feryadına, figanına, iniltisine kimse kulak vermiyor. Azerbaycan bir avuç sicilli komünist Suret Hüseyinov namındaki Allahsız kafir. 32 yaşında albaylık makamına Rusya getirmiş. Rusya bu ünvanı vermiş. 300 eşkıya inan 3 tane tankla geldi memleketi teslim aldı. Kimse kulak vermiyor. Yurtta sulh, cihanda sulh eylemi. Sen bu sözü benim külahıma anlat. Ne kaldı geriye? 70 sene sonra rejim vallahi iflas etti. Rejim. Siyasi rejim tamamen iflas etmiş mi etmemiş mi? Etmiştir. İşte hadise meydanlar. Eğer vaktiyle bu gerçekleri konuşmak, anlatmak, söylemek, tartışmak mümkün olsaydı bu noktaya gelmeyecektik. 2 sene evveline kadar 163. madde diye ceza maddesi vardı. 163. madde. Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi. Öyle bir madde koymuş ki din namına, İslam adına hiçbir şey açıklama yapamasın. Laikliğe aykırı konuşma, laikliğe aykırı yazma, laikliğe aykırı hutbe okuma, laikliğe aykırı vaaz verme suçundan soluğu işte 2 sene evveline kadar kürsüden indikten, vaazdan sonra, camiden çıktıktan sonra soluğu ya karakolda alırdık, ya savcılıkta alırdık, ya müftülükte alırdık. Gel bakın hesap ver. Niye böyle konuştun? Dosyalarıma bakıyorum, tam 48 mahkemede yargılanmışım. 48 ayrı mahkemede ya. Bu kadar baskı yapılır mı? Bu kadar baskı olur mu? Vaktiyle biz çok şeyleri zamanında açıklasaydık, Kur'an'ı, sünneti konuşabilseydik, halkı uyarabilseydik, bugün Güneydoğu Anadolu bölgesi bu duruma gelmeyecekti. Konuşamadık. Konuşanlar mahkemelerde inin inin inledi. Tam 48 ayrı mahkemede yargılanmışım vallahi ya. Cumhuriyet savcılarının bu 48 ayrı mahkemede hakkında
talep ettikleri hapis müddeti 328 sene tutuyor. Ne var, niye bu kadar baskı yaptınız? Neydi yani, önümüzde bir Kur'an-ı Kerim vardı, Hazreti Muhammed Mustafa'nın hadisleri vardı. Niye bu kadar takip ettiniz? Niye anamızı ağlattınız? Niye anamdan emdiğimi burnumdan getirdiniz? Niye bu kadar zulmettiniz, takip ettiniz? Ne oluyordu? İşte bak ne hale geldi memleket. Dün de masum, hiçbir suçu olmayan bir polis memuru kardeşimizin, güvenlik görevlisi bir kardeşimizin kardeşini vurmuşlar. Okudunuz gazetelerde. Aynı benziyor, ikiz gibi. Takip etmişler, o sivil giyimli olduğu için öldürmek üzere çıkmışlar, aynen yüz hatları, kaşı, gözü, yüzü aynı benzediği için o polis zannederek öz kardeşini öldürmüşler sokak ortasında. Kim koruyacak bunları? Öyle bir belanın, musibetin, afetin, felaketin içine düştü ki memleket. Savaş olsa cepheniz belli olur. Kimin savaştığı belli olur, kimin galip, kimin mağlup geldiği belli olur. Böyle değil. Bir bakıyorsunuz Antalya'da, bir bakıyorsunuz Adana'da, bir bakıyorsunuz Erzincan'da, bir bakıyorsunuz okulda, bir bakıyor otobüste. Korkunç bir belanın içine sürüklenmiş memleket. Aman konuşma, aman söyleme, aman beyan etme, açıklama yapma. Ne olacak peki? Andromovic, Amerikalı eski Ankara Büyükelçisi Amerika'nın, vallahi dünkü gazetede diyor, 2000 yılına girmeden Türkiye bölünecek diyor. Ne olacak peki? Parlamento adeta hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yokmuş gibi tatillerini yapıyorlar. Deniz kenarlarında, yazlıklarda, koylarda, köylerde, bakanlık kavgaları, koltuk kavgaları, koltuk sevdaları. Ne olacak Müslümanlar? Bu böyle gitmeyecek. Yurtta sulh, cihanda sulh lafı 70 sene sonra işte balon gibi söndü ve boş laf olduğu tüm ortaya çıktı. Ya bakın Kıbrıs'ta mesela Maraş dediğimiz yer Maraş. Kavga yok, gürültü yok, savaş yok, eylem yok. Kimsenin burnu kanamıyor. Şu anda gündemde orası var. İlla verin burayı. Birleşmiş Milletler verin diyor. Efendim Butros Gali namında kafir bir Yahudi. Bunun dedesini Osmanlı Devleti asmış bu gavurun. Butros Gali'nin dedesini idam etmiş Osmanlılar. Kim intikam alıyor herif? Milletlerin başına geçmiş. Verin Maraş'ı diyor. Maraş'ı verdiğiniz zaman vallahi Magosa'yı isteyecek. Magosa'yı verin Kıbrıs isteyecek. Kıbrıs'ı verin İstanbul isteyecek. Bu sonu gelmez. Hiç toprak vereceğim. Ama işte bunlar gündeme getirildi. Şimdi idarenin zafiyetinden de faydalanarak doğuda, batıda, dünyada, İsviçre'de, Almanya'da, Hollanda'da görülmemiş suikastlar planlanıyor. Efendiler nasıl kurtulabiliriz? İşte geliyor, nokta oraya dayanıyor. Bunun bir tek çaresi var. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Bu ayet düşmüş olduğu yerden Müslümanların nasıl kurtulacağını haber veriyor. Bir kere düşmüş olduğumuz sabit, düşmüşüz. Tamam. Düştüğümüz kesin. Bir tuzağa düştüğümüz kesindir. Bir belaya düştüğümüz kesindir. Düşmüşüz. Nasıl kurtulacağız? Rabbimiz diyor ki ya atesimu, yapışın. Sarılın, tutunun, yapışın. Nereye yapışalım ya Rabbi? Bihabilillahi, Allah'ın ipine. İp nedir? Yukarıdan aşağıya uzatılan şey değil mi ip? Yukarıdan uzatıldığına göre aşağıda birileri var. Düşmüşler çukura, düşmüşler kuyuya, düşmüşler belaya. Aynen hadiseyi anlatıyor. O beladan, o çukurdan, o kuyudan, o tuzaktan kurtulmak istiyor musunuz ey Allah'ın kulları? Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri! İstiyor musunuz? Ya tesimu! Tutunun bu ipe! Nasıl tutunalım ya Rabbi? Cemi'a! Toptan! Hep beraber tutunun diyor. Ayrı ayrı değil. Gruplaşarak değil. Bölünerek değil. Parçalanarak değil. Kürt, Türk olarak değil. Bütün Müslümanlar olarak toptan sarılın diyor. Bak cemi'a, perakende değil, dağınık değil, parçalı değil, bölük değil, bütün halinde. Hep beraber olursa bu iş olur.
iktisadi belalardan, siyasi musibetlerden, askeri işgallerden, her şeyden kurtulmanın çaresi Müslümanlar, vallahi Kur'an'a göre birlikte hareket etmektir. Birlikte hareket. Hocalar birlikte hareket edecek. Şeyhler birlikte, müritler, sofular, dervişler, tüm Müslümanlar beraber hareket etmedikçe hepimiz öldürecekler. Ayete göre söylüyorum ben. Şimdi buna bir örnek olarak evvela Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan misal vereyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur aklınızda kalsın. Biliyorsunuz hicretten sonra Medine-i Münevvere'de Allah'ın Resulü İslam devletini kurdu. Hicretin önemi buradan geliyor. İslam devleti ne zaman kurulmuş? Hicretten sonra. İşte onun için hicret Müslümanların takviminin başı sayılmıştır. Müslümanların yılbaşısı hicret ile başlar. İslam'ın devleti kurulduğu için. Devleti olmayan Müslüman hayvan sürüsüdür. Hiçbir hakkına müdafaa edemez, hiç sonuca ulaşamaz. Hicretten sonra İslam'ın devletini kurdu biliyorsunuz ve İslami yapıyı yerleştirmeye başladı. Nerede? Medine'de. Medine peygamberimizden evvel kimin şehriydi? Siz söyleyin. Yahudilerin. Adı da Medine değildi. Yesrib'di. Yesrib. Kitapları okursunuz. Bütün Yahudilerindi. Devlet kuruldu, İslami hareket, İslami hayat başladı. Bakın Allah aşkına. Medine'de Müslümanların çeşit ihtiyaçları var. En başta su ihtiyacı geliyor. Su içmezseniz yaşayamazsınız. Su. Su meselesi var, su davası var. Ve ne yazık ki daha evvel Medine Yahudilerin şehri olduğu için, tamamen Yahudilerle meskun bir şehir olduğu için su kaynakları da Yahudilerin de. Bir kuyudan Medine'deki insanların su ihtiyacı karşılanıyor. O kuyunun da sahibi bir Yahudi. İster istemez Müslümanlar da suyu parayla Yahudi'den satın alarak içiyorlar. Su parayla. Bugün de parayla biliyorsunuz. Bugün de parayla. Devletin otoritesi yerleşti. Fakat Resulullah'ın hoşuna gitmiyor suyu Yahudi'den almak. Gayrimüslim adam. Yahudi'ye güvenemezsiniz, inanamazsınız. Üstelik de ayet-i kerime geldi. Arş-ı Ala'dan Allah'ın Resulüne ayet geldi. Letecidenne eşedden nasi adaveten lillezine amenül yahude. Ey Habibim Muhammed Mustafa'm, insanlar arasında Müslümanlar için Yahudilerden daha tehlikeli düşman yoktur. Ayet geldi. Vallahi ayettir böyle. Tehlike. Suyu da Yahudiler veriyor. Ya zehir katarsa, ya bir şey olursa, sağlığımız, güvenliğimiz, emniyetimiz mahvolacak diye peygamber gece gündüz sıkıntıda. Bir gün sahabeyi topladı. Bakın. Bakın Müslümanlar. Demin dedim ki ancak toplu hareket edebilirse kurtulabiliriz. Bak Azerbaycan fırka fırka parça parçaydı. Elçi Bey falan Aliyev o bu bölük bölük bak geldi. Ermeniler Karabağ'ı teslim aldı. Yakında bak yakına gelecekler. Gitti memleketler. Beraber olmazsak, birlikte olmazsak vallahi Türkiye bölünür. Bizi İstanbul'dan Hristiyan diye tazır atar bizi. Çünkü İstanbul bizden evvel Hristiyanlarındı, Rumlarındı, Bizans'ındı. Biz sonradan geldik buraya. Buralar bizim topraklarımız sonradan oldu. Evvelce bu toprakların sahibi Rumlardı, Bizanslardı. 500 senedir biz İstanbul'dayız. Bundan bir süre evvel televizyonun bilmem hangi kanalında içinizde mutlaka dinleyenler olmuştur. Bir Hristiyan akademisinde üye olan bir Türk konuşma yaptı. Yakında dedi 5 seneye kalmayacak, Avrupa'da Hristiyan dünyada bir kampanya başlayacak. Türkleri İstanbul'dan atalım, zira İstanbul'u Türkler yaşanmaz hale getirdi, çöplük haline getirdi, atalım diyecekler dedi. Başlayacaklar. Ama işte bütünlüğümüzü birlikte hareket etmediğimiz takdirde parçalanmışlığımız devam ederse bu olacak.
Anlatıyorum hadiseyi. Allah'ın Resulü müminleri topladı mescitte. Hadiseyi arz ettiler. Yahudinin mülkiyetinde olan kuyudan suyumuzu alıyoruz. Tehlike var buyurdular. Yahudiye güvenmek mümkün değil. Ne olacak? İslam devleti idaresi altındaki gayrimüslimin malını gasp edemez. Ver lan şu malı diyemezsiniz. İnsan hak ve hürriyetlerini garantiye alan İslam cebren, kahren, zorla kimsenin mülkiyetini eline alamaz. İslam da bunu yapmaz. Allah bile bir şey istemiyor. Zimni bu adamlar. İslam devletinin hakimiyetini kabul etmişler. Malına dokunamasın, mülküne dokunamasın gayrimüslimin. Cebir olamaz. Resulullah buyurdu ki Yahudinin mülkiyetinde olan bu kuyuyu, içinde su bulunan bu kuyunun mülkiyetini Yahudi'den satın alacak birisi var mı ey benim ashabım? Parasını verip kuyuyu satın alacak birisi var mı buyurdular. Sahabenin en zenginlerinden olan Hazreti Osman İbni Affan, Hazreti Osman radıyallahu anh ayağa kalktı, ben o kuyuyu Yahudi'den istediği fiyata satın alabilirim ya Resulallah. Hay Allah razı olsun buyurdular. Radıyallahu anke ya Osman. Öyleyse derhal Yahudi'ye git, pazarlığını yap, kuyuyu satın al buyurdular. Bakın Müslüman, bir sünnetten bir örnek veriyorum yani. Her şey için bu örnek geçerlidir. İktisadi alanda da, ticari, siyasi, askeri, idari, her alanda bu hadise, bu sünnet geçerlidir. Hazreti Osman Resulullah'tan aldığı müsaadeyle Yahudi'ye gitti, pazarlığa oturdu. Sat bu kuyuyu bana. Ne söylemişse, ne demişse Yahudi razı olmadı, kuyuyu satmadı. Mülkiyetini satmıyor. Satar mı? Muazzam bir kaynağı yakalamış. Altın yumurtlayan tavuk. Herkes buna mecbur. Satmadı, satmadı. Hazreti Osman geldi ya Resulallah, ne dediysem, ne verdiysem Yahudi kuyuyu satmıyor. Satış yapmıyor. Ben de alamadım, başaramadım buyurdu. Allah'ın Resulü biraz durdu, düşündü ve buyurdu ki ya Osman, şimdi yine git. Tekrar git. Ancak benim sana vereceğim talimata göre hareket et. Buyur ya Resulallah. Git de ki ey Yahudi, bu kuyu senin mülkiyetinde, bir şey demiyoruz. Yine senin mülkiyetinde olsun. Kuyunun sahibi sen ol. Mülkiyeti sende olsun. Haftanın 7 gününün 4 günü de sende olsun, senin olsun. Bize 3 günlük suyunu sat. Bu teklifi yap gel buyurdular. Hazreti Osman gitti, aynen Resulullah'tan aldığı teklifi, talimatı aynen arz etti. Yahudi de derhal kabul etti. Hiç ikilemeden tamam dedi. Öyle ya, niye kabul etmesin? Kuyunun mülkiyeti onun. Kuyunun sahibi yine kendisi. Haftanın 4 günü de suyu yine kendisinin. 3 gününü sadece çok büyük bir parayla satmış oluyor ki bir şey sezmedi, bir şeyden şüphelenmedi ve tamam, anlaşmayı kabul etti, sözleşmeyi kabul etti ve kuyunun 3 günlük suyunu sattı. Hazreti Osman geldi, tamam ya Resulallah, buyurduğunuz gibi arz ettim, satış tamam, 3 günlük suyunu aldım dedi. Hemen dellallar, gizlice dellallar çıkarıldı, haberciler çıkartıldı bütün Medine Müslümanlarına. Her tarafa haber gönderildi ki her Müslüman ihtiyaç duyduğu suyun tamamını bu 3 gün içinde alacak, geriye kalan 4 günde kimse yaklaşmayacak. Peygamber talimatı bu. Herkes o 3 gün, çünkü Hazreti Osman para almıyordu, ücretsizdi, parasızdı. Hiç su parayla satılır mı? Hayati maddedir. O talimat üzere bütün ümmeti Muhammed, bütün ensar ve muhacirin, bütün Müslümanlar, sahabiler, Hazreti Osman'ın satın aldığı o 3 gün zarfında haftalık sularının tamamını aldılar, evlerinde depo ettiler. Geriye kalan 4 gün içinde kimse Yahudi'nin semtine uğramadı, kuyusuna.
Yahudi bir ay bekledi, gelen yok. İki ay bekledi, gelen yok. İşi anladı, sinek avladığını anladı. Kuyuyu da bıraktı, suyu da bıraktı. Göçüp kendisi arzusuyla Medine'den çıktı gitti. Kuyu Müslümanlara kaldı. Müslümanlar, eğer aynen 14 asır evvel Medine'de Allah Resulü'nün talimatıyla beraber hareket eden, birlikte hareket eden Müslümanlar gibi aynı sünneti icra etmezsek, aynen hareket etmezsek, vallahi hayatımız, varlığımız, toprağımız, vatanımız, her şeyimiz elimizden alınmanın eşiğine kadar gelmiş bulunuyor. Bu birlikte hareket. İşte وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Arapça cemi'a demek, hepiniz beraber demek. Ayrı ayrı değil. Falan cemiyet, falan cemaat, falancı, filancı diye değil. Hepiniz müminler ve Müslümanlar olarak yalnız ve yalnız Kur'an namındaki Allah'ın ipi denen Hablullah diyor Kur'an'a. Cenab-ı Hakk'ın tavsifi bu. Kur'an'ın bir adı da Hablullah, Allah'ın ipi. Buna beraber yapışın. Beraber sarılın ki kurtuluşunuz beraberlik sebebiyle olacaktır diyor. Ayrı ayrı, grup grup, fırka fırka değil. Fırka olmak beladır. Tefrikaya düşmek beladır. Ayrılık beladır. Bunu bütün dünya gördüğü halde. Hristiyanlar birleşti. Ruslar birleşti. Almanlar birleşti. Yahudiler birleşti. Birleşmeyen bir tek Müslümanlar kaldı. Ey Müslüman, birleş ki birleş olmaktan kurtulasın diyoruz. Bak Müslümanlar leş gibi öldürülüyor, asılıyor, kesiliyor, kurşuna diziliyor, ırzı, namusu, malı, mülkiyeti. Hristiyanlar seyrediyor, keyif ediyor, zevk ediyor. Yahudiler dans ediyor, keyif ediyor. Ağlayan Müslümanlardır. Irzı çiğnenen Müslümanlardır. Bosna'da 150 bin kadının ırzına geçildiğini bütün Birleşmiş Milletler kafir sistemin kendisi söylüyor. Görüyorsunuz. Kafaları kızdı mı istedikleri dakikada Bağdat'ı bombalayabiliyorlar, harabeye çevirebiliyorlar. Bilmem kime suikast planlamış diye bir şahsa karşılık bir ülkeyi bombardıman edebiliyorlar. Dünya Müslümanlarının söz birliği yok, ifade birliği yok, mana birliği yok, hiçbir birlik içinde değiller. Arap alemi ayrı bir alem. Türk alemi ayrı bir alem, İran ayrı bir alem, Şiiler ayrı bir bela. İşte ama teker teker hepsi bakınız kan revan içinde. Ölüm zulüm içinde, felaket içinde, musibet içinde. Böyle gitmek mümkün değil. Onun için müminler, Müslümanlar, aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin takındığı tavır gibi verdiği talimat altında bütünlük içinde bu belalardan, bu anarşiden, savaştan, tuzaktan kurtulmanın çaresi vardır. Bunun içinde Hazreti Mevlana'dan bir misal vereyim. Kuşları misal alarak insanlara temsil veriyor. Kuşlardan temsil getirerek insanlara misal vermeye çalışıyor. Arz ediyorum. Mevlana'mız diyor ki, bir arazide, bir tarlada diyor, mevcut olan kuşlar her nasıl olduysa bir avcının tuzağına düştüler diyor, tuzak. Hani balık avlamak için ağ diye bir şey var, ağ serpiyorlar. Balıklar o ağın içinde, altında kalıyor da toplayıp denizden çıkarıyorlar. Onun gibi bir ağın tuzağına kuşlar düşmüşler. Kazıklarla yere çakılı ağ biçiminde elek teli gibi bir ağın tuzağına düşmüşler. Yüzlerce kuş tuzağın içinde kalmışlar. İşin farkına varmışlar. Başlamışlar çırpınmaya. Kuşlardan bir tanesi orada çırpınıyor. Bir tanesi burada çırpınıyor. Bir tanesi ötede çırpınıyor. Teker teker kuşlar çırpınmaya başlamışlar. Ayrı ayrı, tek tek, fert fert çırpınmaya başlayınca tabii tuzak muhkem, çıkmak da mümkün değil. Yaşlı ve tecrübeli bir kuş demiş ki, kuşlar demiş, beni dinleyin. Beni dinleyin.
böyle demiş, biriniz orada, biriniz burada, ayrı ayrı çırpınmakla bu tuzağın altından çıkamazsınız. Bu serpmenin, bu ağın altından kurtulamazsınız. Ancak sen orada yorulursun, bu burada yorulur, kanatlarınızda derman kalmaz, daha kötü olursunuz demiş. Gelin beraber hareket edelim, dinlenin demiş, solukların, güçlerin, ben komut vereceğim. Bir, iki, üç dediğim zaman hepiniz beraber kanat çırpacaksınız demiş. Aynı anda kanat çırpacaksınız. Aynı anda uçuş talim yapacaksınız. Umarım ki kurtuluruz demiş. Mevlana bunu çok güzel anlatıyor, geniş anlatıyor. Komut ve bir, iki, üç dediği zaman yüzlerce kuş hep beraber aynı anda kanatların çırpınca o kanatların birlikte çırpmasından öyle bir rüzgar, öyle bir hava basıncı meydana gelmiş ki o basınç kuşları havalandırmış, o basıncın kuvvetiyle tesiriyle ağın kazıkları yerden sökülerek bütün kuşlar o ağı, tuzağı havaya kaldırmışlar. Havadayken onlar altından çıkıp tek tek kurtulmuşlar. Söküp atmışlar ağı. Birlikte olmanın, beraber olmanın gücüyle tuzaktan kurtulmuşlar. Türkiye ancak böyle kurtulabilir. Alemi İslam böyle kurtulabilir. Ayrı ayrı çalışarak, ayrı ayrı yaşama kavgası vererek öyle görülüyor ki Hristiyan dünya yeryüzünü Müslümanlara haram edecekler. Çünkü amansız silahlanmış durumdalar. NATO'ya girmek, bakın hiçbir şey ifade etmiyor. NATO'da 16 devlet var, 13 tanesi Hristiyan. Hiç Hristiyan milletler, devletler Müslümana hak tanır mı? Müslümana hürriyet tanır mı? Müslümana hayat hakkı tanır mı? İşte Bosna'da Hristiyan dünyanın tavrını bütün alem İslam gördü mü görmedi mi? Ne ırzını, ne hakkını, ne hayatını, ne hürriyetini işte gördünüz, kimse müdafaa etmiyor. Tam bir tuzak. Bugün Bosna'daki katliama karşı sessiz kalan Hristiyan dünya yarın İstanbul'da Müslümanlar katledilirken ses çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Vallahi çıkartmayacak. Bak yeminle söylüyorum. Neye dayanarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'e dayanarak söylüyorum. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهِمْ Ey Müslümanlar! Allah'ı, Allah'ın kitabı Kur'an'ı, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'yı bırakıp dininizden dönüp tamamen Hristiyan olmadıkça Hristiyanlar sizin haklarınızı kabul etmeyecekler diyor. Allah bunu söylüyor. Kur'an bunu söylüyor. İşte Birleşmiş Milletler karar alıyor. Hepiniz görüyorsunuz, dünyanın gözünde oluyor. Efendim Bağdat'taki idare, Bağdat'taki yönetim Birleşmiş Milletler'in kararını dinlemedi diye hemen bombardıman ediyor. Hemen müdahale ediyor. Ama Sırplar, bakın bir ay zarfında Sırplarla alakalı 30 tane Birleşmiş Milletler'in kararı var. 30 tane karar almış Birleşmiş Milletler. Bu 30 kararın 30'unu da dinlememiş Sırplar. Dinlemiyorlar, yine müdahale etmiyor. Yine vurmuyor. Yine ambargoyu kaldırmıyor Müslümanlardan. Bu kadar aleni taraf tutmanın nerede görülmüş örneği? Hala Müslümanlar gözlerini açmadıysa vallahi bu Müslümanlara hayat haram olacak. Dünya haram olacak. Birleşmiş Milletler İsrail hakkında dünya kadar karar almış. Kınama kararı, işte şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma diye karar almış. İsrail Birleşmiş Milletler'in kararlarından hiçbirisini dinlememiş şu ana kadar. Niye müdahale etmiyor? Niye askeri tedbir almıyor? Niye bir çözüm yapmıyor? Niye ses çıkartmıyor? Hala dünya Müslümanları bunu anlamadıysa dünya Müslümanlarına dünya haram olacak, zindan olacak. Beraber olmadıkça, birlikte hareket etmedikçe, malımızdan, canımızdan fedakarlık edip de topyekun varlığımızı savunmadıkça, davamızı, dinimizi, ülkemizi savunmadıkça yaşama hakkımız teker teker elimizden alınacak. İşte bakın görüyorsunuz yani. Gayet meydanda. Demek ki Kur'an nasıl hastalığı haber veriyorsa
çaresinde haber veriyor. Ve atesimu bihabilillahi, Allah'ın ipine. Allah'ın ipi işte arş-ı aladan arza uzanmış olan Allah'ın kelamı, kitabı Kur'an-ı Mübin'dir. Cenab-ı Hak böyle takdim ediyor. Ama orada bir incelik var ayette. Ve atesimu bihabilillahi cemi'a. Bakın toptan. Hep beraber demek. Hep beraber. Teker teker değil. Mesela avucunuza nohuttan büyük taşlar toplasanız, nohuttan büyük taşlar toplasanız, bunları teker teker bir pencerenin camına atsanız, boyunuzun ulaşacağı kadar bir pencerenin camına bu taşları tek tek atsanız, o camı kıramaz. Ses yapar düşer, kırılmaz. Ama 15-20 kadar nohut büyüklüğündeki taşı bir beze, bir çapuda bir araya getirip bağlayıp da toptan atarsanız cam kırılır mı kırılmaz mı? Vallahi kırılır. Çakıl taşları bile bir araya gelince hedefini tahrip ediyor da bu Müslümanlar çakıl taşı kadar akılları yok ya. O halde işte bak teker teker İslam alemini tuzağa düşürdüler. Azerbaycan gitti. Bosna Hersek gitti. Efendim Cezayir gitti. Kıbrıs vallahi gitmek üzere. Bakın yeminle söylüyorum, izin nasıl biliyorum. Gitmek üzere. Güneydoğu bölgesi gitmek üzere. Erzurum gitmek üzere. Elazığ gitmek üzere. Mardin gitmek üzere. Bingöl'ün nüfusu, geçen bir hoca kardeşimiz geldi, nasıl geldiyse gelmiş. Görüştüm, diyor ki Bingöl'ün nüfusu 4 ayda 4'te 1'e düşmüş. Yani Bingöl'de yaşayan 4 kişinin 3'ü gitmiş. Kasabaya dönmüş Bingöl ya. Ne olacak peki boşalıyor? Bu boşalma, bu kaçışma, bu göç ne? Ne olacak? Kim önleyecek bunu? Memleket gidiyor. 6 katlı apartmanı diyor adam sattı, kaç katlı Bingöl'de. 6 katlı apartman 50 milyona kimse almadı diyor. Apartman. Kaçıyor herkes. Kim kaçırtıyor bunları? Ne oldu bu memleketin çocuklarına? Ne oldu bu Müslümanlara? Nerede hükümet, nerede devlet? Niye böyle olduk? Niye bu hale geldik, getirildik? Bütün bunları düşünmek bizim borcumuz, bizim vazifemiz. Bu memleket, efendiler bizimdir. Bizim olması için birçok şeyden fedakarlık yapmak zorundayız. Bakın bir sene evveline kadar Bosna'da herkesin arazisi vardı, herkesin evi vardı, 3 katlı, 5 katlı. Herkesin ağacı, tarlası vardı, hayvanı vardı, süt alıyordu, yoğurt alıyordu. Şimdi hiç kimsenin bir dikil ağacı kaldı mı söyleyin? Vallahi kalmadı. Ellerinden alındı. 2,5 milyon boşnak ülkesinden çıkmış, mecburi göç etmiş gitmiş, yanlarına elbise bile alamamışlar. 150 bin kadın ırzına geçilmiş, namusları kirletilmiş, kahrolmuş gitmiş. 100 bin çocuk gırtlarından kesilmiş. Ne kaldı geriye? Bosna'da işlenen vahşet, dehşet. Nerede yapılsa yapılsın Hristiyanlar seyredecek, sahip çıkmayacak, yardımcı olmayacak, silah vermeyecek. Bakın geçenlerde Birleşmiş Milletler toplandı, yine boşnaklara koydukları silah ambargosunu kaldırdı mı kaldırmadı mı? Kaldırmadılar yine. Resmen öldürün diyorlar, boğun, kesin diyorlar. Böyle olursa yarın Bursa'da da, yarın Adana'da da, yarın Türkiye'de de Hristiyanlar böyle katliama girişirlerse Birleşmiş Milletler yine demek sessiz kalacak. Kesinlikle Müslümanın kanı aktığı zaman Hristiyan bir şey demiyor, ses çıkartmıyor. Bunu nasıl anlamaz politikacılar? Nasıl anlamaz generaller? Nasıl anlamaz Müslümanlar ya? Nasıl anlamaz bunu? İşte aziz kardeşlerim, okuduğumuz ayet-i kerimeye intisalen anlatmaya çalıştığım Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselamın sünnetine itibaren ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ifade etmeye çalıştım. Allahu Teala 2000 yılına ulaşmadan İslami hayata, İslami hakimiyete, İslami devlete ulaşmamızı nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.